Şimdi Mardin Midyat'ta Yayvantepe köyündeyiz. Yanımızda da muhtarımız var. Selamünaleyküm muhtarım. Aleykümselam ve rahmetullahi berekat. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi adın ne? Benim adım İsmail Erkal. İsmail abim, şimdi burada bu kuyu kültürü nasıl oluyor? Sen buranın muhtarısın. Artık bütün evet, köylü senin çok akraban. Çok büyük değil. Eskiden elle kazıyorduk bu kuyuları. 2 metre, 3 metre, bazıları var 4 metre geniş, bazıları var 5 metre yükseklik. Suyun olduğunu nasıl anlıyordunuz? Yağmur suyu. Yağmur suyuyla dolduruyoruz. Ha, açıyorsunuz. Yok. Ağzı açık bekliyor yok, yağmurda. Yok, yok. Mesela boru çekiyoruz. He. Damdan veya sokaktan boru çekiyoruz, içine dolduruyoruz. Senin yaşın kaç muhtarım? Benim yaşım 58. E maşallah, sen de fena değilmişsin he, yani. Doğru. Allah uzun ömür versin. Selamünaleyküm amcacığım. Ve aleyne aleykümselam. Nasılsın? Elhamdülillah. Keremine şükür. Çok şükür. Sağ ol, var ol. Amca kaç yaşındasın? 68, 67, 68. Maşallah. Adı ne amca? Mehmet Emin Erkal Kıbrıs Gazi'yim. Peki burada insanlar şimdi nasıl yaşıyor Mehmet dede? Valla şöyle bir durum, burada bağ var, hayvan var, keçilerimiz var, dağlarımız var. Tabii mesela az önce tandırda şey yaptınız, onlar hep odun kuvvetiyle, ağaçlar kuvvetiyle yani. Ve dağdan odun taşıyoruz, zorluk çeksek bile şimdi daha rahat oldu, imkanlar var. Palamut ekmeği yedik. Palamut ekmeği yordular. Palamut ekmeği ne? Palamut, meşe ağacın palamudu. Evet. O palamutun ekmeği eziliyordu, şey yapıyordu, un yapıyordular, ondan yiyordular. Aa. Evet, evet. Yani abimdir. O da abimdir. Hatırlattı bana. Ya. Evet. Abim gel, de gel benden abi, sen daha de gel. O benden daha büyük. Şimdi bu ağacın unu mu? He işte. Pamuk palamut kendisi. İşte bu palamut. Şimdi hayvanlara topluyoruz, getiriyoruz onlara. Ay canlarım, daha evet. Bir yaşıma daha gireceğim. Şimdi bunu ağaçtan topladınız siz. Evet. Bu evet. Ama bak semsert bir tatlıdır. Şey bu. Tatlıdır. Çok tatlı. Bu meyve çok mi? Bu ne? İğde mi bu? Yok, ismi palamut. Meşe ağacı var ya, meşe ağacı. Tamam. O meşe ağacından bu o doğuyor, Allah-u Teala veriyor. Yeniyor mu bu? İçi yeniliyor, kabuğu içi yeniliyor. İçi yeniliyor. Peki pişip mi yeniyor, çiğ mi? Çiğ de yenilir. E bir tane yiyeyim, zehirlenmem değil mi? Yok, yok abi. Tamam, hadi bir tane aç yiyelim. Pişirelim. Pişirelim hemen iki tane. Tamam. Öyle. Pişirelim öyle. O zaman Mardin'in kestanesi palamut mu? İşte palamut. Aynen. Palamut. Sonra bu palamutların ununla ekmek mi yapıyordunuz? Bu palamut. Önce öyle. Onca yoktu bir şey. Gel amca, sen şimdi orada olmaz. Gel böyle. Gel böyle. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam dedeciğim. Adınız ne? Osman Erkal. Hacı Osman dedeciğim, ellerinden öperim. Sen hoş geldin. Sağ ol. Gel otur. Evet, Midyat'ın tarihi burada yatıyor. Evet. Kaç yaşındasın Osman dede? 49 doğumluyum. Maşallah. 74'e girmiş evet. Maşallah. Evet. Osman dede nasıl oluyormuş bu palamut? Bu palamut önce buğday, arpa falan yoktu. Yani bulunmazdı. Niye? Bir zaman yoktu. Bu palamutları topluyordular. Bu palamutları pişiyordular. Tamam. Pişirdiler. Sonra öyle büyük taşla eziyordular. Ezerek. Haline getirinceye kadar. Bunun içine de ot falan yani yiyecek otlardan katıyordular. O kendi kendine olmaz diye. Yani. Maydanoz gibi işte. Böyle bir şeyler katıyordular. Bakmak yapıyordular. Yer diyorlar. Sen ne iş yapıyordun Osman dede? Çiftçilik yapıyorduk. Hayvanla uğraşıyorduk. Hayat zordu değil mi? Çok zor, çok, çok. Niye Osman dede? Yok değil. Şimdikiler şanslı değil mi? Evet, şimdikiler, arabalar var, o zaman araba yoktu. Peki senin hanımın nerede? Hanımın oğlu abla. Biraz hastaydı, gelmedi. Sana kim bakıyor Osman dede? Hem oğlumun yanındayım, oğlum var. Gelinim var, çocuklarım var, Allah çok şükür. Senin deden mi? Oğlum bir çocuğum var. Maşallah. Hepsi de evlendi. Aha! Kim bu dede ki? Bu benim dayımdır. Kore şeyine gitmişti. Aa maşallah. Gel dedeciğim gel. Sen neredesin canım? Gel. Oy 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 canım. Aleyküm selam dedeciğim. Selamun aleyküm dedeciğim, aleyküm nasılsın? Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Merhaba, adın ne dede? Musa Yılmaz. Musa dede, eskiden sen de palamut ekmeği yedin mi? Yok.
Senin zamanında da mı yoktu? Yok yok. Eski eski çok eski. Sen kaç yaşındasın Musa dede? Hemen hemen 90'a yaştım. Maşallah. İyi. Gel çocuğum sen de otur önüme. Heh, gel evladım gel kucağıma gel. O gitti oraya. Hiç beni takmadı. Senin gelin de bayağı altınla dolu ha. Osman dede sende para çok galiba. Allah'a çok şükür var var. Maşallah. Baksana donatmışsın gelini vallahi. İnkar etmeyeceğiz var Allah'a çok şükür. Çok şükür vallahi. Senin gönlün zengin. Evet. Vallahi. Kız kaç tane altın var burada sayalım. Bunlar burma mı hepsi? Mardin burması mı? Ay hepsi ağır ağır vallahi yemin ederim. Bir ev taşıyor kız. 30 santim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. İki yüzük, yüzükler zaten. Bu torunumdur. Bu da babası. Ha, Mehmet amca sen iyi yere kız vermişsin. Aynen iyi yapmışsın. İyi yere verdim. Aynen. Bunu iki söylemek istiyorum iki kelime. Tabii ki. Bütün anneler candır. Doğru. Kızlar da candır. Aynen. Evlatlar hayattır. Ya. Başka bir şey demem. Anneler olmasa tabii biz de olmazdık. Doğru. Pişti da... mi? Evet, palamutumuz pişti. Evet. Mardin kestanesi. Kestanesi evet. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum. Bu ilaçtır da. Niye? Çok, ne faydası var? Çok faydası var. Şey, Osman dede anlat. Bu şeker için iyi gelir. Şekere ha? Şeker. Bunun yeni şekeri çıkmıyor mu? Yok. Yani... Benim annemin şekeri var. Giderken götürebilir miyim? Vallahi. Bunları götürsün, her sabah bir iki tane böyle pişmeden pişir, çiğ yesin yani. Ay, acıdır. Zaten acı, ne kadar acı olsa şeker için iyidir. Siz bunu niye yiyorsunuz peki? He? Niye yiyorsunuz? Hayvanlara veriyoruz şimdi. Yani biz de yiyoruz. Biz de yiyoruz. Affedersin. Biz de yiyoruz. Yanlış anlama. Vallahi biz de yiyoruz. Şimdi hayvanlara da veriyoruz. Evet. Hayvanlar bunları yerken süt fazla oluyor. Osman dede şimdi hayvanlarına yedirdiği palamutu bana da yedirdi. Yok bu şeker için çok iyi gelir. Anan sen için... yiyor musun? Ya vallahi yiyorum. Her gün 2-3 tane yiyorum. Ha. Şekerim de yok Allah'a şükür. Evet. Hayvan da süt yapıyor ha? Süt yiyoruz Allah'a şükür. Peynir yapıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Yağ yapıyoruz. Tereyağı. Bu palamut sadece bu bölgenin dağlarında mı yetişiyor? Yok yani nerede palamut meşe ağacı varsa orada oluyor. Ama her sene olmuyor. Bazı bir sene oluyor, bazı 2-3 sene hiç bir sene olmuyor. De biz bunun pekmezini de yapıyoruz. Ayaklı kuyumcum anlat. Söyle tatlım. Söyle hayatım anlat. Nasıl yapılıyor? Biz bunları dağdan topluyoruz. Aha. Daha sonra suyun içinde bekletiyoruz. Şekeri olanın üstünde şu şekerini bıraktıktan sonra o şekerini sudan süzüp yani süzgeçten süzüp kaynatıyoruz. Kendi kendine pekmez oluşuyor. Güzel mi tatlı mı? Evet güzel tatlı. Daha güzel. Pekmezden daha güzel aynen. Yoğun bir şekilde. Hani yok mu pekmez getirin yiyelim. Yani şu an yok daha toplamadık. Canım dedelerim. Yayvantepe köyü. Vallahi sohbet bir harika. Kuyu muhabbetine geldik baksanıza. Of of of. Palamutu öğrendik. Kuyumuza hoş geldiniz. Canım dedelerim. Oh vallahi bu gezi programını bu yüzden seviyorum. Ne tatlı insanlarla karşılaşıyorum. Dünyanın en şanslı insanıyım. Biz kuyuya su çekmeye gelmiştik en son. Değil mi? Çekecek. Biz bir suyu çekelim. Çamurlu mu bu su? Yok yok. Bu yağmur suyudur. Yağmurun sesine bak aşka davet ediyor. Oh. Ay bu su için ama. Güzel dönemde. Belki bilmiyorum. Ama yani, yok ya sarı oldu ya. Bizimki bak. Oh ya ben hiç ömrümde kuyudan su çekmedim. Ben de çekebilir miyim? Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kalkayım ben de buna bir bakayım. Kuyudan da su çekmedim demem artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ay içerisi var ya bildiğiniz bir debi derya. Of of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.